teknik adamın yapıyor bizimkiler de geriden oyun kurma. Çok manidar bir gülüş oldu. Bir yandan öğreniyorum, bir yandan uyguluyorum, bir taraftan da geleceği planlamaya çalışıyorum, bir taraftan takımı ligde tutmaya çalışıyorsunuz. Yani gerçekten çok zor bir süreç. Yollara, taşlara yazdım adını. Mehmet Topuz'la Gökhan Ünal'ı satmıştık bir sene. İyi de para almıştı Kayseri Spor. Yani şunun başına geldin mi burayı öttüremiyorsan seni öttürürler. Bir iki tane uçtu yine iyi. Güzel insanlar, Yusuf Kenan Çalık'la beraber Kayseri Spor'da Hikmet Karaman hocamızın laboratuvarına gireceğiz. O öyle söylüyor biliyorsun. Öyle bir şeyler oluşturmuş, kurmuş. Bize merakla bekliyoruz ama tabii merak ettiğiniz başka şeyler de var. Biz Kayseri'yi de gezmek istiyoruz. Tabii. Önce Kayseri, sonra Hikmet Hoca ile birlikteyiz. Hadi başlayalım bakalım. Hadi gidelim. Bize Kayseri'yi anlatacak bir tane Kayseri'li mi bulsak acaba? Şey mi yapsak? Kayseri kenti. Kayseri kenti. 1804. Ben öyle bir gezi programı yaptım kariyer başlangıcında. Veriyorsun abi Kayseri'nin yöresel müziğini alttan. İki döndürüyor kamera. Kayseri'nin yöresel müziği ne acaba? Onda ben mesela Kayseri ile ilgili benim bildiğim bir tane türkü var abi sadece. O da hani herkesin bildiği mi? Yani çok yaşayan yüze kadar yaşıyor. Gel de bu rüyayı hayra yor gönül. Niye bir türkü biliyorum. Merhabalar. O kadar. Başka bir şey bilmiyorum. TRT Müziği'ye hoş geldiniz. Son yıllarda unutamadığın futbolcu kim Kayseri Spor'da? Ben şahsen de tanıdığım için Mehmet Topuz'dur yani. Mehmet Topuz. Ve Bülent Bölükbaşı. Bülent Bölükbaşı. Yani, MR, şey FM diliyle MR. Ragıp mesela. Kangele vardı. Kangele. Makakula vardı gol kralı. Arjantin milli takım oyuncusu. Ha. Yani Kangele sakatlanmasaydı o. Batistuta'nın yedeğiydi yani. Ha. Bu onun da hikayesi var. Kangele'yi çıktık, Sümer Stadı var ileride. He. Sümer Stadı'nda bir hazırlık maçına koyduk. Yani öyle bir statta Kangele'yi sakatladık tekrar yani. Evet, orada bitti işe. Tabii ya. Kayseri'deyiz la, pastırmanın başkenti tabii. Pastırmanın başkenti. Günaydın Taçan. Tuzcuğun da başkenti. O gelmedi bir an aklıma ya. Ne geldi burada mesela? Kayseri deyince aklına ilk ne geldi? Makakula mı geldi abi aklına ilk? Bak, oldu gibi ya. Konu yemek olunca ekibe bak şimdi. Bülent Ersoy, Safiye Soyman. indik dünyaları iyice. Hadi yemek yiyelim. Evet. Doğru canım, ne çalışıyoruz? Açım ben, açım ben. Yusuf ya buraya Kenan'a kadar getirdiniz beni, açım şu an. Yusuf Kenan'ı bir doyuracağız inşallah. Sonra da Hikmet Hoca'ya doğru yol alacağız. Ben şuradan şuraya kıpırdayamam şu an. İnşallah hoca, tabii biz çekiyoruz gidiyoruz, çok uzun soluklu güzel bir projenin içerisindedir. İnşallah onu da göreceğiz tabii. Zaten o, amacımız biraz öyle olması için çabalamak. Evet abi, öyle olması için yapıyoruz bu programları. Yani çektiğimiz program 3 ay sonra şey oldu, alakası olmaması. Başka bir takım yani. Başka bir hikaye olmaması lazım. Kayseri'ye de yakışan o bence. Değil mi? Kayseri'ye en çok yakışan şu an mantı. Aklımda alın mantı da. Şu an direkt mantı düşünüyorum. Abi mesela ben karar veremedim mantı abi. Mantı mesela, ben abi Kayseri mantısını yerdeyiz çok sevmem. Nasıl karar veremiyor? Öyle bir yerdeyiz ki yani karar verememek bu imkansız taçana yani. Taçana güvendik, yağlama söyledik. Yağlama da hiç sevmem, söyledim. Acıkmışım ya. Adam dedi ki bana... Orçun yani gerçekten. Kahve daha önce yediniz mi? Şimdi normalde çatalım burasını, bunu böyle sarman lazım. Buradan böyle ya, yaprak sarma gibi bunu böyle döndürmen lazım kardeşim. Tamam, yemiş miyim demek ki daha önce? Ha? Evet. Değil mi? 40 yıllık Kayseri. Ha, Kayseriliyiz. Yemeğe hazır. Sanatçılar Sokağı. Sana göre futbolun en büyük sanatçısı kim Yusuf Kenan? Tabii ki benim başta. Öncelikle. Kimi böyle futbolun sanatçısı? Bence Zidane ya. Zidane mı? Ya benim izlediklerim, herkes Maradona diyor da ben Maradona'nın çok kötü dönemine denk geldim. Ya izlediğim kadarıyla tabii ki olağanüstü bir oyuncu. Zidane'a Ronaldinho derdim herhalde. Bir de Ronaldo belki. Abi bir sanat, hani böyle şey yapan, oyuna böyle sanat katan, estetik katan. Öyle algıladığım için. Ama 2006 Ronaldinho. Dünya Kupası Brezilya maçı, Fransa-Brezilya maçı bence bir futbolcunun en
en yüksek evet. noktaya ulaştığı maçlardan birisidir. Bu arada zevklerimiz aynıymış ha. Ben de çok büyük Zidane hayranıyım. Zidane abi. Yani Zidane insanlar çok eleştiriyor beni. Bu arada kebap kokuyor burada çok güzel. Daha ya daha yemeği yeni yedik ya. Evet abi ama ben... Artık işe odaklanıp futbol konuşup Hikmet Karaman'a doğru yol alalım diyorum. Bana dediniz konu ki, kebaba dayanıyor abi. Bu gezelim gömelim programı dediniz. Abi öyle bir şey demedim. Ben de ona göre programı planladım kendimi. Bu futbol seyyahı dedik abi. Doğru söylüyorsun. Tesise gidiyoruz. Hikmet Hoca'yla artık doyduk biraz futbola doyalım diyorum. İnşallah hadi bakalım. Yeterince doyduğumu düşünüyorum. İnşallah öyledir. Şey gibi oldu ha, İstanbul'a yeni gelmiş gibi. Yüksek var. Köprü de güzelmiş. Güzel tesis. Bu da herhalde en efsane Kayseri kadrosu. Evet. Yusuf Kenan. Çünkü kaleci Ivanko. Mehmet Topuz. Ali Turan. Ne abi? Ha, Türkiye Kupası alan kadro. Evet. Saydu. Ya bayağı sağlam kadro. Hayır. Bulduk. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Sağ olun hocam, iyiyiz biz de. Yani Twitter'da beraber biliyorum. Eyvallah hocam. Sağ olun. Tam stoper boyu var değil mi hocam? Hocam hala böyle uzun boy geçerli mi şeyde stoperde? Bence geçerli. Geçerli mi? Geçerli mi? Geçirmeyecek. Ben değilim valla. Uzun boylu ama benim gibi 130 kilo değil yani. Benim ön sezilerim güçlüydü abi. Yani mahalleye göre. Profesyonel. Hayır yani. Boy tamam da hantal olmayacaksın dedi. Herhalde benim gibi 130 kilo değil evet, yani. Evet sana kilo verdirmek lazım. Bulduk. Sağ olun. İyiyiz biz de hocam. Eksik olmayın. Bunlar yoktu değil mi hocam? Yoktu yine. Kondisyon. Tabii bu suyun içinde. Suyun içinde. Hocam bilseydim mayomu getirdim ya. Suyun güzelmiş içerisinde. Bu olan. Tabii burada emeğe geçenlere teşekkür ediyoruz ama biz daha sonra özellikle sakatlıktan çıkan veya regenerasyon döneminde veya havuz içindeki antrenmanlarda oyuncuları burada çalıştırıp tabii en önemli şey bizim buradaki regenerasyon soğuk su havuzumuz. İlk bunu Rizespor'a yaptırmıştık. Evet yani, o zaman konuşulmuştu evet. Hatta bayağı hocam sizin. Rize'deki işte şimdi buraya oyuncular geliyor. 10 derece mi hocam? Ya 10 derece. Oyuncular bak. Orada da oynayacağımız takımın analizi var. Adam buraya giriyor. Ha, bir yandan da ekrandan giriyor, rakip izliyor. Tabii. Giriyor burada 20 dakika, 15 dakika uzun süre kalanlar da var. Oradan da rakip analizini izliyor. Çok soğuk. O zaman kaybetmiyor en azından. Zaman tabii. O, yani ne yapıyor? 8, 10, 10, 15 kişi burada oluyor. O diskusyon yapıyorlar. Kendi aralarında konuşuyorlar. Hocam evet. 10 derecede zihni de açılıyordur. Öyle daha iyi algılıyordur. Kan dolaşımı. Bravo. Kan dolaşımı vesaire. İşte sabah siz gelmeden önce çocukları göstereyim size. Bu çocukları seyretme. 15 yaş grubunu seyretmeye geldim. Sizden 2 saat önce. Şimdi herhalde bir alt grup gelmiş. Bakın. Bu bir alt grup. Bakın şuraya bakın arkadaşlar ya. Cıvıl cıvıl. Geldim buraya. Burada müthiş bir... Oyunculara bir baktım ya. 8-10 tane oyuncu beğendim ya. 15 yaş grubunda. 8-10 tane. Ya kendi kendime düşünüyorum. Oyuncu yok diyoruz ülkemizde. Geliyorum bir 15 yaş grubunu çekerken 10 tane oyuncu belirleyebiliyorsunuz. Bunlar iyi bir proje içerisinde çalıştırılırsa acayip oyuncu çıkar. Türkiye'de bütün takımlarda bunu düşünün. Doğru. Özellikle büyük kulüplerimizde. Demek ki yok değil aslında. Temel sorun biziz. En az 300 oyuncu ediyor hocam. 16 tane kale ısmarlayamazsınız bir kulüpte. Çok gelir. Ben hanıma söyledim hocam ne yeter ki dedi siz iyi çalışacak aletleriniz olsun. Onu ve buraya burada da iki kale vardı bu altyapıda da. Bir oradan buraya bizimden oraya işte minyatür bakın önemli. Hocaların burada çalışabileceği araç gereçler çok önemli. Hocam bu Süper Lig seviyesinin üzerinde bir şeyden mi bahsediyoruz şu an? Yani ligin genel ortalaması hakikaten kalelerin bile bulunmakta zor olduğu bir ligde miyiz? Ya 3 kale olur ya 4 kale olur gidin bakın. Gidin başka yerlerde röportaja gidin bakın. Ben çünkü birçok kulüpte çalıştım. O yüzden siz daha her gittiğimiz kulüpte ya burada kale alalım diyorum.
Bir maliyet çıkıyor. O maliyet de ne biliyor musun? 30 bin lira, 60 bin TL. Kulüp için bir şey değil aslında. Ya 30 bin, ne 60 bin. Yani? Şimdi tabii başkanın projesinde bu arka tarafları da böyle saha haline getirip Berna Hanım'ın altyapıyı buraya tamamen bir akademi haline, iyi bir akademi haline dönüştürebilmesi. Merhaba çocuklar. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ ol, ne yapıyorsunuz? Ha, maç mı oynuyorsunuz? Evet. Ha, iyi, aferin. Oh, saçları ne model yapmış bu ya. Çok güzel olmuş değil mi? Siz bir şey söylemek istiyorsunuz mu? Bak, burada sizi çekiyorlar. Maşallah. Kayseri Spor'la ilgili ne söyleyebilirsiniz? Şampiyon olsun. Röportaj burada ama sen ne diyorsun Kayseri? Şampiyon mu olsun? Şampiyon olsun, yeter hocam. Peki, şampiyon olmamız için ne yapabiliriz sence? Daha fazla fiziksel oynamamız lazım. Başka? Daha fazla çalışmalar, motivasyon var. Takım ruhu hocam. Takım ruhu. Oyuncular kendine oyuna verirse başarılı olacak. Başka fikri olan yok mu? Yani 2 kat saat daha artırmamız lazım. Bütün şiirli kelimeler ezberlenmiş ya. Ama bak, başka bir şey duymak istiyorum ben sizden arkadaşlar. Başka bir şey duymak istiyorum. Efendim? Seni evet, işte cevap bu. İnanmak gerekiyor. İşte bak bak, bir daha söyle. Seni orada olmak isterim. Biz de orada oynamak istiyoruz diyorsun değil mi? Ha bak, işte esas cevap bu. İsmini söyle. 5 sene senin? Sonra belki Süper Lig'de izleyeceğiz. Mehmet. Mehmet Eren Arıkan. Mehmet Eren Arıkan. Not alın. Belki de göreceğiz hocam. Göreceğiz. Bak, not alın. İlk biz çekmek diyeceğiz. Evet. Ne diyor? Belki bizim kupa kaldıracak. Evet. Bizim hedefimiz orada oynamak diyor. İşte buradan tabii önce sizi biz yetiştireceğiz, sizleri alacağız, oralarda oynatacağız, ondan sonra şampiyonluklardan bahsedeceğiz. Değil mi çocuklar? Evet hocam. Hadi, başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Kardeşim görüşürüz. Size samimi söylüyorum, demin geldim, ya bir kaleci var, bir konuşuyor. Metin Hoca'ya dedim ki bunu hemen ödül olarak, daha ufacık ya, 15 yaşında. Antrenmanı mı? Ödül olarak, bunu antrenman hocasına gittim, izin verirsen dedim, bunu ödül olarak pazartesi günü antrenmana çıkarmak çok istiyoruz. Güzel. Aa, hocası, çok iyi. Hocası dedi ki ya hocam müthiş bir şey, acayip bir şey olur diyor. Buna ödül vereceğiz çünkü. Motivasyon. Ya inanılmaz konuşuyor ya. Futbolda altın zone neresi? Burası. 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 Burası şu bölge, yani gol vuruşunun olduğu bölge. O bölge ne? Asist zone. Bakın şu çizgilerin o arası, orası değil. Asist zone. Asist zone burası. Şurası, şu tamam. Alan, şu alan. Ben şöyle göstereyim. Gir oraya. Gir, biraz daha git. Gönder topu. Biraz daha git, 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 git. Git, git. Evet. Orada döndün mü? Ya aşağıya in, asist zone. Buradan asistler çıkar. Böyle çıkar. Böyle çıkar. Dripling yapıp vuruş yapabilirsin. Şimdi burada da golün atıldığı bölge. Dikkat edin, stoperler ya oraya kayıyor. Ya, ya işte bir tarafa kayıyor, bomboş. Oyun içerisinde taktik idmanları yaparken özellikle bunu koyuyorum ki bakın stoperler, burası sizin bölgeniz. Açmayacağınız alan mı diyor? Yani dikkat edeceksiniz. Çünkü oradaki top buraya geliyor. Gol buradan oluyor. Oradan gol olmuyor. Zaten oradaki oyuncu ya toptan içeri dripling yapıyor ya da buradan birine pas verip gol vuruşu yaptırıyor. Evet, olabilir bazen. O zaman o gittiği zaman bir tane orta sahadan biri oraya doldurması gerekiyor. Doldurmak zorunda. Bizim oyuncularımız zaman zaman taktik antrenmanlarından sıkılıyor. Sıkılıyor. Video izlemeyi sevmiyor. Taktik antrenmandan sıkılıyor. Oyuncular acayip sıkılıyor. Veya yan top çalışmasından sıkılabiliyorlar. Evet, orada da olayı görüp hemen zaman zaman bazen neşeli şeyler de oyuncuların eğlendirecek. O da çok önemli. O da çok önemli. Neyse, bu kadar yeter, içeride bitirelim. Tamam hocam. Önemli bir parçaları. Taşkın hocam. Almanya patenti. Ali Eren'i tanıyorsunuz. Ömer Faruk hocamız. Yani burada işte Metin Hoca ile Alper Hoca yok herhalde. Onlar da gelirler, çalışıyorlardı. İçeride Serhan Hoca var. Burada bütün hocalarımız görev bölümünü yapmış vaziyette. Hepsi çalışmalarını yapar. Hem de 24 saat çalışıyor. Şu ekip, gördüğünüz ekip 24 saat bir fiil, bakın. Bazen eleştiriyi niye kabul etmiyoruz veya niye sinirleniyoruz? Ya en ince ayrıntısına kadar bütün her şey burada detay çalışma oluyor. Ha, hata olabilir mi? İnsanın yaptığı işte hata da olabilir ama minimum hatayla performans vermeye çalışılıyor. Dolayısıyla
ekibimizin bir kısmı burada. Geçelim şimdi şuraya. Kolay evet gelsin. Arkadaşlar teşekkürler. Görüşürüz, haberleşiriz. Şurada oturduğum zaman, yeşili ve sahayı gördüğüm zaman keyifli. Motivasyonum ve çalışma şeyim milyon kere artıyor. Bütün şey bu. Yani manzaranız güzel hocam. Şimdi mesela kaç saat geçiyor burada? 24 saat buradayım ben. 3 aydır burada kalıyorum tesiste. Hepimiz, bütün teknik ekip, aile gelmedi. 3 aydır bir fiil buradayız. Zor. 75 milyon liraya şimdiki Kadras adını verdiğimiz stat yapılacak. Müteahhitler işe başladılar. Kadir amca 1 milyon bir gönderdi. 1 milyon daha gönderdi. 2. milyondan sonra rahmetlik oldu. Allah rahmet eylesin. Ya Allah rahmet etsin tabii. Çocuklara dedim ki ya bak Kadir amcanın böyle bir şey vardı. Buraya dedim 8 milyon daha borcunuz var. Ya onlar da bir şeyler ettiler böyle. Biri vakıftan sorumluyuz dedi. Nuri var işte şey var. Peki dedim. Veremeyeceğiz gibi yaptılar. E canınız sağ olsun dedim. Sonra da meclise geldim dedim ki Kadir amcayla bunları konuştuk. 2 milyon verdi rahmetlik oldu. Biz dedim bir vefa örneği gösterelim. Hiç para pul önemli değil. Çünkü Kadir amcanın sadece buradaki salı yaptığı yardım yok. Sosyal tesisler var, ilkokullar var, işte İstanbul Üniversitesi var. Var oğlu var. Biz dedim o büyüğümüzün adını yaşatalım. Öylesine rahmetlik olduktan sonra göremedi yani o stattaki maçları hiçbirini. Sporu çok severdi. Fenerbahçe yönetimindeydi zaten Kadir Bey. Evet evet. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Emeklerinize sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Mesela biz Karagümrük maçında oyunun 1-0 olduğu bölümde evet biz dörtlü oynuyorduk. Ben sol beki aldım. Cardoso'yu sol açık, sağ açık, santrafor oynayan adamı Şuryon koydu. Burada da Tiam vardı. Tiam'a dedi ki, sen devamlı içeri gireceksin, bu sol açık oynayacak. Sol bek oynamıyor mu? Evet. Şimdi insanlar diyor ya bu nasıl, o adamı sol bek oynatıyor, böyle hoca olur mu diyor. Evet. Burası tekrar üçlük alacak, gerektiğinde bu da oyuna girecek. Altı numara burası da dönen topla rakibin oyuncularına fokus olacaklar. Evet, bitti, bitti, finishing. Nitekim iki tane gol geldi. Nitekim evet. İki tane. Şimdi ne diyoruz? Nasıl oyuncu grubuna? Benim oyuncu grubum oyuncu grubu. Pozisyonda sadece ben burada oynarım. Yok. Adam alıyor Guardiola. 10 numarayı sol bek yapıyor. Halbuki o sol bek değil. O 10 numara. Ben mesela Emrah'a diyorum ki Emrah sen sağ kanat oynuyorsun ama sağ kanat oynayan sol ayaklı işte ne bekleniyor? Dribbling, İçeri çek, vur. Kes veya buradan bir mindirme olunca oyna. Yani buradan bir arkadaşın gelince oyna, asist zonaya oyna. Size gösterdim asist zona ve gol zona. Tamam mı? Şimdi aslında sen 10 numara özellikli oyuncususun. O yetenek, özellik, ayağın iyi, zekan var, pas veriyorsun, şut atıyorsun. İçeri girdiğinde oyna, oyna. Daha fazla açın olur. Daha, evet. Takım da oynasın. Tiam öyle değil, Tiam başka bir oyuncu. Şimdi sizin dedi elimdeki ben kadroyu oyuncu özelliklerine göre oynatmaya çalışıyorum. Bu sıralamaların veya böyle bütün hepsi birer sayısal formattır. Esas olay burası bir saha. Arkadaşlar burası bir saha. Top rakipteyken ne yapacağın önemli. İşte o hangi oyunculardan kurulu? Kurulu olması gerekiyor. Rakip geriden oyunu nasıl kurmaya nasıl karşılayacağım başladığı zaman işte böyle gelip araya birini mi sokuyor? Sen rakibi burada mı karşılayacaksın? Burada karşılayacak oyuncuların fiziksel kapasitesi çok üst düzey olmalı. Aslında işte İyi çalıştın lan. İşte futbol oraya gidiyor artık. Gitti zaten, gitti. Geçti. Bu oyuncuların birçoğu birkaç tanesi koşmuyor. Ben pres mi yapacağım diyor. Ben golcüyüm diyor. Hocam en iyi defans en az koşan ligi seçilmiş. Biz Avrupa'nın mi? Büyük ligleri arasında en az koşan lig. En az koşan. Evet. Bravo. Doğru. Futbol bir koşu oyunudur. Kurslara gittim mi? Almanya'da adam yazmış. Futbol bir koşu oyunudur. Birinci şey bu. Doğru koşmak lazım ama. Ayrı. Ayrı. Nereye koşacağını bilmek lazım. Şimdi Bielsa ne yapıyor? Belki elindeki kadro yeterli değil ama o kadroyu bu alana yaymasını biliyor. Top rakipteyken, top kendiyken. O çıkışları da, hücum opsiyonlarında belli opsiyonları ezberletiyor 10-15 neyse 20. O opsiyonlardan ortaya bir temposu. Ben bir bu sezon başım Ajax
Leeds maçını seyrettim. 4-0 Ajax yendi, hazırlık maçı. Böyle bir maç yok. Golleri at kenarı, asla 4-0 Ajax'a diyemez. Bakın böyle Leeds'i izlemek çok güzel değil mi? Ya, çok iyi. Her türlü taktik var iki takımda da. Şimdi bütün mesele bu alanda yerleşimin. Top rakipteyken, top sendeyken. Burada da top sende. Burada da top sende. Oyunu nasıl kuracaksın? Nasıl yapacaksın? Sen istediğin kadar varyasyon çalış. Eğer bu oyuncular top ayağına geldiğinde, oyunun top ayağına geldi değil mi? Top ayağına geldi. Birisi baskıya geldi, birisi top istiyor. Buna da baskıya geldi. Bütün fokus bu mavili oyuncularda. Bakın, topa sahip olan takım mavili oyuncu. Mavili oyuncuların bütün fokusu burada. Halbuki, bakın, halbuki bu buraya gelirken, örneğin bu buraya geliyor ya, bu da buraya geliyor. Al bunu içeri çek. Buradaki buraya gelsin. Örnek yani bir iki mavillerden bir iki bir şey yaparken aslında 3, 4, 5, 6'nın aksiyon içerisinde olması gerekiyor. Nasıl baskette bir sürü setler. İşte bir takımın da 50-60 hücum opsiyonu olması lazım. Siz Süper Lig'de set çizebiliyor musunuz hocam? Yani çok görev süreniz kısa, oyuncu grubuyla ilgili sıkıntılar her zaman oluyor. İşte az önce konuştuk, kale direği almaya uğraşıyorsunuz. Türkiye'de daha önce sizle konuştuk. Yani şunu şöyle diyelim, kulüplerimiz bazen 500 bin euro verirken 200 milyon TL'yi gözden çıkaramıyor. Türkiye'de bak 10-15'i geçmez hücum opsiyonu. Belli şeylerdir. Bu bazen oyunculardan da kaynaklanması gerekiyor. Altyapıda öğrenmediği için olabilir mi hocam? Alışkın değil. Hocam Mustafa Sarp'ın bir sözü var. Anadolu kulüplerinin en değerlisi olarak Galatasaray'a geldim. 28 yaşında Ayhan Akman'dan öğrendim futbolu diyor. Geldiğim için. Arda'nın sözü var hocam. Siz de belki biliyorsunuzdur. 4-4-2'yi Atletico'da öğrendim. Evet. Şimdi bir örnek daha vereyim. Mesela bu da bir hücum opsiyonu. Şurada faul oluyor. Faul. Değil mi? Topun başında. Dikkat edin, Avrupa'da genelde hep iki oyuncu olur. Neden? Biri sağ ayaklıdır, biri sol ayaklıdır. Şimdi bizde gelirler, ortayı buraya keserler. Çocuklara diyorum ki biz Fenerbahçe maçının korner çalışması yaptık burada. Görüntülerini bir göstereyim, antrenmanda. O gol yani öylesinden gelmedi. Böyledir. Sonra sarı takım buraya dizilir. Buradaki oyuncular biri sağ ayaklı, biri sol ayaklı. Önce burayı görecekler. Burada nasıl bir diziliş var? Bu dizilişe göre bu oyuncular hangi ayaklı? Bak iki tane boş adam var. Ben sağ ayağımdan arkaya attığım zaman adam iki tane bomboş ya. Bomboş. Ama bizimkisi öyle yapmıyor. Sol ayaklı şuraya atıyor topu. Buraya bakmıyor. Bakmıyoruz. Ezberi atıyor. Ezberi bozuk hatta. Şimdi bu bir opsiyon. Çocuk ben arkadaşlar durun. Gelin buraya. Durun. Mesela biz kornerde dedik ki Fenerbahçe maçına çıkmadan oradaki dumiler var, lastik adamlar. Lastik adamlarla Fenerbahçe'yi koydum böyle. Alan savunması yapan bir takım. Fenerbahçe. Şöyle alan savunması yapan bir takım. Bütün 11 kişiyi buraya çağırdım. Emrah da orada korneri atan. Buraya bakın dedim. Biz nasıl gol atabiliriz? Korneri nasıl kullanmamız? 11'i oraya bakın dedim. Bana bakmayın arkadaşlar. Maça siz çıkacaksınız. Burada biz nasıl gol atarız? 5 dakika, 3-4 dakika sizi bırakıyorum, konuşun. Sonra geldim, bir şeyler, hop bir şey çıkardık işte. Aynen, oralara girmeyin. Hocam yani, yine kullanırız diyorsunuz. Bir de şu odaları, sizin düzenlediğiniz odaları üzerinden aslında bir takım olgusu olur, üzerine olur. De beğenirsek evet, güzel olur diye düşünüyorum. Berna Hanım'ın en çok takdir ettiğim yönü... Ne bu hocam bu? Şimdi bunları aldırdık. Berna Hanım hemen aldırdı. Böyle değildi yani. Hemen aldırdı. Geldi, korona var, açıkta duruyor şeyler. Berna Hanım dedi ki bu... Başkanım gittik işte otellerde görüyoruz. Demin sizlerde burada ama başkan önemli. Önemli. Yönetim kurulu imkan. O imkanı sağlaması önemli. Şimdi bakıyorsun kulübün bazı şeyleri vurgulamakta fayda var. Oyuncuların maaşını ödüyor, primlerini çat ödüyor. Çok antrenör önemli. Kafası karışmıyor. Arkadaşlar ya öteki türlü iki günde bir oyuncu grubu gelir. Hocam o zaman nasıl yapıyorsun? Geliyor işte, oyuncu olmuyor. Grubu. Siz onu da yaşadınız. Olmaz. Ne o? Öyle de, sadece o da ki oyuncu grubu bir duruyor, başkanı bir görüyor mesela. Kulüplerde yaşadık. Tık gidiyor. Veya
Şeye geçelim şöyle. Hocam Conte Tottenham'a yeni hoca oldu ya. Ketçap, mayonez, hardal, pizza onları kaldırtmış. Zaten niye var onu da bilmiyorum da tesislerde. Ama sizin bak, öyle düzeniniz bak, var mı? Yasakladığı yiyecekler var mı hocam? Xavi de hocam beraber yiyeceğiz falan demiş. Saat tamam, 13.30 bak, herkes burada olacak. O ayrı bak belli bir bak şey ayrı. Şimdi ne kadar yasak koyarsanız o kadar yasaklar karşısında bir toplumu karşınıza alırsınız. Doğru. Ne kadar yasak koyarsan yasağı delmeye çalışır. Şimdi oyuncuya, oyuncu gider odasına alır getirir ketçabı da hardalı da yer. Oyuncu maçtan bir saat, yarım saat getirir yer. Bunu engelleyemezsin. Önemli olan bilgiyi verebilmek. Oyuncuyu bilinçlendirebilmek. Yani kola içme, şunu içme, bunu. Eskiden yasaklamaktan sonra yememesini sağlamak. Onun ona bir başlasın. Bilgi verebilmek. Oyuncu kendini kendi amorti etmesi lazım. Bir de hocam orada denetim mekanizması çok üst düzey. Her gün yağ ölçüyorlar, her gün kilo ölçüyorlar. Ya şimdi mesela yani. Benim en bu konudaki dikkatli olmamız gereken en önemli konu telefon. Engelleyemezsin ki. Veya o çıkan oyunlar. Evet hocam eskiden daha çok beraber vakit geçiriyorlardı. Şimdi odalardan, bireysel odalardan live oynuyorlar. Yani, engelleyemezsin. Nasıl engelleyeceksin? Eskiden en azından beraber uykuyu nasıl yapıyorsun hocam öyle olunca? Ya bilemiyorsun. Bilemiyorsun ki arkadaşlar. Yani bu Türkiye için değil ki. Biz doğru, dünya doğru. Futbolunu konuşuyoruz tabii, şu an. Tabii tabii genel bir şey söylüyorum. Oğlum bütün her yerde böyle. Oyuncu valizden geliyor, oyun valizinden geliyor. Kampo oraya buraya. Yani yabancı oyuncularda daha çok doğru, şey bu. Doğru tahmin ediyorum hocam. Serhan Hoca da burada. Serhan Hoca var. Ha, Serhan Hoca da burada. Orada. Bak, hocam burada. Selamlar. Tekrar selam hocam. Aa Iğdır'ı mı söyledi? Evet. Aferin size bak. Hocamız şimdi kupa maçında bize Iğdır çıktı. Ha rakip izliyor. Tabii Iğdır'la ilgili. Bilgi yapıyor. Yani kolaylıklar hocam. O tarafta en kritik yere doğru gidiyoruz. Teknik soyunma adam soyunma odası ilişkisi hep merak edilir. Ya orası burası soyunma odası şey ya. Tabii tesisi soyunma odası. Tesisi soyunma odası. Statta olmadığımız yo, bizim, için. Bizim şeyimiz orada. Ama hem stat hem tesis gerçekten güzel Türkiye şartlarında. Güzel güzel güzel. Yani ya burada şimdi bir bayan başkanın futbola bu kadar katkı yapması, evet. Heyecan duyması, hocam, kadın başkan, çok ilişkiler takdir, falan. Çok takdir edilir. Yani ekonomik anlamda böyle büyük bir katkı yapması inanılmaz. İnanılmaz. Adam bırakması aynı zamanda değil mi hocam? Bununla birlikte de profesyonel çalışacaklarının da üst düzey olması gerekiyor. İşte iki senedir öğreniyor. Mehmet! Nerede bizim Mehmet ya? Burası mı? Kilitlediler herhalde. Mehmet bizim malzemeci. Burası sağlık odamız. İşte masaj, tedavi vesairelerin olduğu bölüm. Evet, futbolcuların yatak odası derler. Masör ilişkisi. Evet, çok orada çok mutluyum yani. Güzel şey. Evet. Kokuya bak. Vay emredi mi de. Bir teknik direktör bakın işin en önemli kısmı. İlk 11 ile 2-3 gün çalışmak zorunda. Evet. Bazen 2-3 yapacağı değişiklikler rakibe göre vesaire. Yani onu yapmadan oyuncular bazen alınıyor. İşte daha o oynayacakmış diyor. Bazen de o oyun içerisinde, antrenman içerisinde sertliyor. Oyuncu kafayı orada bir kırıyor. Ya birine sert giriyor ya bir şey oluyor falan. Aslında tartışmaların en önemli noktalarından biri o. Sonra siz nasıl nefes alıyorsunuz hocam? Hep futbol, hep futbol. Biz dönüp nefes film izliyoruz. Ya yok. Ya, hayır bir dakika. Çok, ya aslında çok güzel bir bravo. Bir teknik direktör. İşte ekip önemli. Nefes aldırıyorlar mı hocam? Ekip aldırıyorlar. Ekip niye önemli arkadaşlar? Siz coaching. Coaching nedir biliyor musun? Dışarıda durursun, gözlem yaparsın, sonra dalarsın, coaching yaparsın. İçinde olduğun zaman coaching yapamıyorsun. 2-3 tane yapıyorsun, burayı kaçırıyorsun. O zaman işte geçmişten deneyimlerim, çektiğim görüntülerden aa burayı kaçırmışım diyorum. Ama orayı çalıştıracak bir hoca, burayı olduğu zaman sen bütüne bakabiliyorsun. Antrenman öncesi geliyor, ne yapacağımız belli. Yani 2 saat önce o ekip sahaya çıkar, sahayı hazırlar. Eskiden öyle değildik ya, 15 dakika kala sahaya çıkıyorduk, idman yaptırıyorduk. Şimdi öyle değil. 2 saat önce giriyorsun, doğru. Sahayı gelin gibi süslüyorsun, hazırlıyorsun. O 2 saha her idmanda burada bu çalışma, burada bu çalışma, buradan pıt takım buraya geçiyor. Her şeyin diğer hazır olması lazım. Her şeyin hazır olması lazım.
Ya 2 saat önce çıkıp malzemeci arkadaşlarımız yoruluyor, ölüyorlar. Doğru. Çiziyorsun, şey yapıyorsun, bir sürü işler var. Kaç maç çiziyorsunuz hocam? Kaç? Ya ortalama. Her gün maç izliyoruz arkadaşlar. Bütün maçları izliyoruz. Bir de yerinde de izliyorsun var. Hocam, onu da biliyorum. Benim için yerinde izledim mi taktik çıkarıyorum. Doğru. Onlar yaparken ben kendim taktik çıkarıyorum, bir de antrenman çıkarıyorum. Drill çıkarıyorsun. Drill çıkarıyorum. Bir oyuncu kulüp başkanına gittiğinde, işte hoca beni oynatmıyor, şu oluyor, bu oluyor dediğinde, hocana git, hocana anlat. Dediği an İş değişiyor. İş başka yere gidiyor. Ya da ben halledeceğim veya, bir adım dediğinde. Veya o da ayrı bir şey. Veya işte kulübün profesyonel araç gereçlere ihtiyacı var. Ya biz arkadaşlar, yani bir kulüplerimizi koruyoruz. Kulüplerimizin vizyonunu korumaya çalışıyoruz. Aslında yaşadığımız o kadar çok şey var ki, gelişmeden bahsediyoruz. Nasıl gelişeceğiz? Bakın, Türkiye'deki hava şartları belli. İklim şartları belli. Bakın, iklim şartları müsait olmayan takımların kaç tanesinin sahası ısıtmalı? Hmm. O oyuncular nerede idman yapıyor? Buzda. Çoğu. Ya. Ona bacak mı dayanır, ayak mı dayanır? Yani bırak, doğru düzgün antrenman yapamazsın. Bunlar kalitede şey yok. Yani. Ya bunlar hep gelişimin birer parçaları. Bir de onun altyapısını düşün. O daha da beter. Altyapısını düşün. Onun için... Bugün antrenmana gelmeyin diyorlar. Sağ buzlanmış. Şöyle toparlayalım hocam. Neyse ki geldik. Bence modern bir tesiste. Çok güzel. Çok. İdealist çok. Bir teknik adamla. İdealist bir başkanla da o. İdealist bir başkanı da hocası zaten. Aynen. Kendisi bizzat söylüyor. Aynen. Ve bir hanımefendi başkan. Evet. Bir kadın başkan olması da çok önemli. Aslında Berna Hanım da gelebilir. Ondan da isterseniz. Çok seviniriz. Bir arayalım. Çok seviniriz. Evet, çok seviniriz. Bu sene yaptığım önemli işlerden biri de altyapıdan Emre ve Doğan'ı direkt İstanbul takımlarına gitmeden Avrupa'ya direkt gönderdik. Bundan sonraki hedefim de altyapıdan sürekli bu tip çocukları çıkarıp Altın Ordu'ya rakip izleyebilirim. Ve onları da geçeceğimizden eminim. Altyapıyla uğraşmayı gerçekten çok seviyorum. Bütün hayalim bu karşı binayı, tamamen akademi binası yapmak ki yavaş yavaş başladık. O çocukların eğitimleri, kişisel gelişimleri, onlarla birebir ilgileniyorum. Az önce işte 6 ay yendi bu 19. Bana attıkları fotoğrafları falan görseniz siz de anlarsınız o kurmuş olduğumuz bağı. İnşallah yeni Emreler, yeni Doğanlar altta yeterince mevcut. Çıktıkça duyacaksınız. Çünkü çok klişe ama bu kulüplerin başka kurtuluşu yok. Kendi A takımdaki futbolcuların özel sorunlarına bile bana geliyorlar. Bu normalde alışkın oldukları başkan modeli değil. İlk bunu gören teknik direktörler aslında bundan biraz rahatsız oluyorlar. Hani normalde başkanın takımla bu kadar iletişim halinde olması onlara pek normal gelmiyor. Ama sonra görüyorlar ki ben kendi alanlarına girmeden o iletişim içindeyim. Ve onun getirdiği aile ortamını görünce de bunda bir sorun olmadığını görüyorlar. Şimdi bazen bana soruyorlar işte bu kadar maddi manevi neden bu kadar çok uğraşıyorsun işte. Bazen tabii çok acımasız eleştiriler de oluyor yani. İşte neden ya, ne yaparsanız yapın deyip bırakıp gitmemedeki motivasyonunuz ne diye. Ben de hep şunu söylüyorum, ben tarihe geçen ilk kadın başkanım. Her ne olursa olsun ben kızıma da bu miras geçeceği için ve ilk kadın olduğum için ben bunu başaramadan bırakmak istemiyorum. O yüzden sonuna kadar hem de seviyorum. Hani burası şehrin en büyük markası. Bugün Barcelona'nın web sitesine İşte Türkiye'nin önemli gastronomi merkezlerinden biri olan Kayseri sucuğu pastırması mantısıyla ünlü diye bu cümleyi yazdırmak, şehir olarak ne kadar yatırım yaparsanız yapın, milyonlarca insanın takip ettiği bir kulübün web sitesinde Kayseri'yi bu şekilde bu cümleyi yazdırmak benim için sadece sportif başarıdan da öte şehrin tanıtımına da büyük katkı. Güzel insanlar. Hangi seneymiş bu ya? 2007-2008. Türkiye Kupası şampiyonuydu Kayserispor. Ben koyayım kırmadan. Dur bir dakika. Şimdi bunu ödeyemeyiz bir de. Onun için ne bedeller ödendi mesela. Ben yeni transfer olarak ilk videomu çektiğim için çok memnunum. Gayet keyifliydi. Bilmiyorum, herhalde ekip de memnundur diye düşünüyorum. Hikmet Hoca çok memnundu, o kesin. Mümkün olduğu kadar güzel bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Bu ilk bölüm yavaş yavaş seyyah bir şekilde. Evet. Şıp anlatmaya çalışacağız. Ve dilerim ki o kupanın benzerlerini böyle şehir takımları, Kayseri gibi
istikrarla, süreklilikle, bize anlatılan planla, programla devam ettirir. Biz de buraya daha sık geliriz. Bu sefer başarı hikayeleri dinlemeye geliriz. Bütün derdimiz de bu zaten. Evet. Tamam. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hocam her şey için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hocam çok keyifliydi. Haberleşiriz yine. Haberleşelim. Benim açım.